Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepinizi selamlıyorum. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Üç büyüklerin Şimanski derbisi diye. Arkadaşlar bir konuda bir bilgilendirme yapayım. Ben haberleri moda mod okuyorum normalde ama birçok yerde atlıyorum. Ama şimdi düşündüm. Ramazan Ramazan oruç oruç. Ulan millet beni mi dinleyecek? Orucunu mu tutacak? Bir şey mi yapacak? Ya da normal zamanlarda diye. Olabildiğince özet çıkarıp size haberler aktaracağım arkadaşlar. Bu yüzden bilin bunları. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece size özetlerini anlatacağım ve önemli hususların üstünden biraz geçeceğim. Yunan basını Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın AYK'da forma giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi istediğini yazmış. Yani 3 kulübümüzde bu futbolcuyu istiyormuş arkadaşlar. 28 yaşındaki oyuncu 3.5 milyon euro piyasa değeri var. 291 maça çıkmış, 23 gol, 23 asist yapmış. Stoperde de görev alabiliyormuş. Arkadaşlar, 2 saat okumayacağım. Çok net bir şekilde söylüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle ve kesinlikle gündeminde böyle bir oyuncu yok. Tam aksine Sebastian Szymanski için çok ciddi teklifler var, çok ciddi talepler var, incelemeler var. Bilginiz olsun. Yani bizim Yazın kafamızı Şimanski ağrıtacak ama Sebastian Şimanski ağrıtacak. Demian Şimanski ile ilgili hiçbir alakamız yok. Bu haber daha öncesinin haberi arkadaşlar. Bu haberde bir özellik var. Hani oyuncuyu Fenerbahçe'ye kitleme peşinde falan değiller. Oyuncuyu muhtemelen Galatasaray'da Beşiktaş alacak da. Hani taraftarı kabullenmezse diye araya Fenerbahçe'yi sokuşturuyorlar. İyi de hocam Yunan basın olması hiçbir şey değiştirme Yunan basın olması. Belki birilerine hizmet ediyordur. Ya arkadaşlar yurt dışı basına parayı verdiniz miydi? Her haberi yaptırtırsınız. Mesela ben şey gördüm sosyal medyada. Zanyoğlu ile Yunusak Yunus Akgün geri dönecekmiş. Mesela Galatasaray'a tam kriterleri karşılamıyor diye. Arkadaşlar burada da bir transfer hilesi var. Eğer doğruysa. Ciddi söylüyorum burada da bir e, kapı dolandırma olayı var. Eğer bu haber doğruysa. Nasıl hocam kapı dolandırma haberi imkanı yok. Öyle bir şey olamaz. Yunus Hakkün arkadaşlar. Galatasaray'dan giderken şartlı zar sa zorunlu satın alma opsiyonuyla gitti. Zorunsuz alma opsiyonu 8 milyon euro. 8'i basıp alabilirler. Zorunlu satın alma opsiyonu ne? 9 milyon euro eğer 25 maçta oynar takımı Premier Lig'e e yükselirse. Şimdi oyuncu bu sezon 28 maç 2 gol 3 asist diyor 1334 dakika. Ha Süper Lig'de 1 maç şampiyonları gelemelerinde 4 maç 5 maç. Yani 24 maç oynamış orada ee, şampiyonluğun puan durumunda hani Leicester City'nin puan durumuna bakmak lazım ama hafızam beni yanıltmıyorsa yanlış bilmiyorsam birinci sıradalar yani birinci sıradalar arkadaşlar ve bitime kaç hafta kalmış 37 maç oynamışlar aynen öyle aynen hiçbir e, hata'm yok hiçbir kusurum yok arkadaşlar. Puan durumunda toplam kaç takım var? Bunlarda 24 var. 46 maça çıkacaklar arkadaşlar. 24 takım olduğu için 37 maçını oynamış 82 puanla lider. Yani çıkma ihtimali de yüksek. Ben çözemiyorum yani bu olayı. Ben bu olayı çözemiyorum. Hal City 58 puanda onun hemen hemen umudu yok gibi ama bunlarda play-off falan filan var. Yani eğer bu da varsa böyle bir sıkıntı var. Neyse Fenerbahçe Avrupa'dan şu ana kadar 343 milyon lira kasasına koydu diyor. Daha fazla koydum. Arkadaşlar yaklaşık 9 milyon euro'nun üstüne bir para koydu ve koymaya da devam ediyor. Aynı zamanda ülke puanına çeyrek finale çıktığı için ek bir e, 250 puan daha eklemiş oldu. Şimdi gelelim en baba habere. Osman Şenher resmen Türkiye'yi bölüyorlar demiş Milliyet'te Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki demeci e, demeçleri yayınlamış. İki büyük kulüp Türkiye'nin yarısı demek birbirlerini terör örgütü olmakla suçluyor. Bu ne kadar ayıp, günah. Her iki kulübü tutan kesimler ülke içinde şehit olmuş birçok insan var diyor. Herhalde insanların kemikleri sızlıyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye FETÖ'cü damgası vuranlar ile hani terör örgütlerinin meşru görenler aynı kişiler. Bir insan Fenerbahçe'ye FETÖ'cü damgası vuruyorsa yani kesinlikle ve kesinlikle kendi FETÖ'cüdür. Net. Ya da kendisi farklı bir terör örgütünün sempatizanıdır. Ulan yani başka türlü bunun akıl yani beyinsiz olsa insan kafası hiç çalışmasa der ki ulan FETÖ bunlar operasyon yaptı. Buna rağmen ben bunu diyemem der. Ya Galatasaray'a sarı lacivert demek kadar ahmakça bu. Diyor ki, lanet olsun şampiyonlar. Futbol buysa futbola lanet olsun. Türkiye'yi bölüyorlar. Daha sonrası oyuna geliyorlar. Farkında değiller demiş. Oyuna gelen kim acaba? Geçen sene Sırp şampiyon yapılmayacak diye savaşsa savaş cümlesini kuranlar sonra inkar ettiler. Biz bu ligi oynatmayız dediler. Sonra inkar ettiler. Şampiyonluk için her yolu bir bakıyor yanaklarını falan okşatıyorlar. Ne bileyim saçlarını okşatıyorlar. Başka bizim bilmediğimiz kapalı kapılar arkasında neler oluyor. Bence daha fazla oraya konuşmak lazım. Çünkü Fenerbahçe en azından bugüne kadar hep fair play duruşunu sergiledi. Hep alttan aldı. Hep aman kavga büyümesin dedi ama görüyorsun. Oyuna geliyorlar diye oyuna geldiklerinin farkında değiller. Gidin Galatasaray Başkanı'na söyle. Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak Bugüne kadar neler yapmış? Ya beni o seçtirdi. Ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Belki de hakemlere bile bunu söylendi. Hataları kimse söylemiyor demiş. Yani lehine yapılan hataları hiç kimse söylemiyor. Madem çok müersiniz, onları da söyleyin diye. İki takımın 50 milyon taraftarını birbirine düşürüyorsunuz. Faturası çok ağır olacak demiş. Ailelere bile birbirine düşüreceksiniz diye. Benim kanalda bir açıklamam var arkadaşlar. Ya bir videom var. Dört büyüklere dair. Açın izleyin. Orada da söyledim. İtidalli davranın. Sizler taraftarsınız. Ali Koç Dursun Özbey'e FETÖ'cü der. Bilmem vatan hain der. Terörist der. Sinek ikili der. Bilmem etkisiz eleman der. Top der. Başka bir şey der. Bu onu bağlar. Siz sakın düşmeyin. Ya sizin arkanızda dayınız varsa sizin yatlarınız, katlarınız, villalarınız, özel güvenlikleriniz 250'den fazla çalışan özel güvenlikçiniz varsa siz de top deyin. Siz de Dursun Özbey'e sallayın. Ya da Dursun Özbek'seniz Ali Koç'a sallayın. Abi siz uzak durun. Ben uzak durayım. Hepimiz uzak duralım. Ama şunu söyleyeyim. E, bu gidişte ikisini biraz sınır dışı edecekler inancı var. İkisini de sınır dışı falan edemezler. Öyle bir şey yok. Sosyal medyanın gazına gelmeyin. Arkadaşlar bu ikisinin de zenginlikleri ortada. Koç grubu rekor bir e, ciro açıkladı. Hatırlayın. Daha bir iki gün önce. O yüzden geçin bunları. Trendyol Super Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfer market piyasa değerlerinde bir güncelleme yapmış. Şimdi transfer marketin güncellemesine göre arkadaşlar. Osterbold'e 7'den 11'e çıkmış. Hak etti mi? Daha fazlasını hak etti. İsmail Yüksek 7.5'dan 10'a çıkmış. Hak etti mi? Daha fazlasını hak etti. Mert Müldür 4'ten 4.5'a çıkmış. Milli takıma da seçilmiş. Siku 8.5'dan 9'a çıkmış. Batshuayi 7.5'dan 8'e çıkmış. Şimdi ben fiyatları kapatıyorum. Sildim. Hafızamda da kalmadı. Aynı performansı Galatasaray'ın oyuncusu olarak sergileseler de. Osterwolde 20, İsmail Yüksek 28, Mert Müldür 8, Ciku 16, Batshuayi 19,5 milyon euroydu. Livakovic 12'den 11'e düşmüş. Ha ben olsam daha fazla düşürürüm. Açıkçası ben olsam Livakovic'i 9'a düşürürüm. BK ondan 9'a düşmüş. Merak ediyorum BK 10'dan 9'a düşecek ne yaptı? Kurunic 8,5'tan 7,5'a düşmüş. Bu Fenerbahçe'yle alakalı değil. Milan'da son dönemde oynamamasıyla alakalı. Kent 7'den 5'e düşmüş. Haklı. Tadiş 5'ten 4'e düşmüş. Bence 5'in de üstüne koyması lazımdı. Hani bu kadar gol asist katkısına rağmen. Ceko 3.6'dan 3.3'e düşmüş. Ama bunlar yaştan dolayı düşüyorlar arkadaşlar. Zaytz 3.8'den 3'e düşmüş. King 3.5'dan 3'e. Serdar Aziz 1.2'den 900 bine. Bence 0 yapın Serdar Aziz canım. Yani rakibinkileri hiç ellemeyip bizimkileri 0 falan yapın. Bonucci 1.5'tan 1.3'e düşmüş. Luan Perez 2.5'tan 1.8'e düşmüş. Hani yine de Türkiye Süper Lig'in en değerli futbolcu 20 milyon euro ile Ferdi Kadıoğlu ve Şimanski olmuş. Fakat dünyanın her yerinde Ferdi Kadıoğlu 30'a çıkardı. Şimanski de 25-26'lara çıkardı. Dünyanın her yerinde. İyi de son dönemde gol atmıyor. Son dönemde gol atmıyor diye değil. Oynuyor. Gol katkısı olmasa da takıma katkısı var. Bunu yaparlardı. Bakın A milli takım aday kadrosuna Fenerbahçe'den gidenler ki rekor gönderdik. Yani Mert Müldür, Ferdi Kadolu, İsmail Yüksek, Cengiz Dündar, İrfancan Can Kahveci var. ki Yani İrfan Can'ın da mesela değerinin 18'lere 16'lara ulaşması lazımdı ama sağ olsunlar. Fenerbahçe'yi hiç sevmiyorlar. Samet Akaydın da dahil arkadaşlar. Fenerbahçe'den 6 futbolcu çağrılmış oluyor. Daha çağrılamayanlar var. Bunu da söyleyeyim. Milli takımdan kaçıp da kendi takımıyla hazırlık maçına gidenler vardı. Karımı yalnız bırakamayacağım diye. Onlar falan almamışlar herhalde. Bilmiyorum. Çok bir bilgim yok. Arkadaşlar Olympiakos'ta Fortunis 38 maçta 10 gol 16 asist yapmış. Odense 35 maçta 12 gol 8 asist yapmış. Yani hayvani iki tane skor katkısı yapan oyuncu ilk maçta yoklar. Eğer Fenerbahçe fişe çekmek istiyorsa İlk maçta çekebilirse 10 numara 5 yıldız. Ali Koç Adliye'ye sevk edilmiş. Ee, Ali Koç Galatasaray şikayeti üzerine Selahattin Baki'ye şikayet üzerine destek amacıyla gitmiş. Orada da Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcüğümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi demiş. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar e, Ali Koç demişti ki Galatasaray'ın demişti. Yargıda da e, eli güçlü demişti. Orada da elemanları var demişti. Bakalım bu yargıdaki elemanlar ne kadar güçlüymüş? Buradan da anlaşacağız. Mert Hakan Yandaş Şoku Fenerbahçe'ye diye. Arkadaşlar burada hepinizin bildiği bir süreçten bahsetmeyeceğim. Sen cüneyse maçında sakatlandı. Hepimiz gördük ettik. Ben burada şunu söyleyeceğim. İsmail Kartal duruma bakarız dedi. Hani sağlık heyeti birkaç gün, 1-2 iki, bir iki gün dinlendirdik diyor. Doktorla konuştuk. Sonra oynattık. Sorun yok dediler diyor. Arka adresinde çekme oldu diyor. Şimdi taraftarımız sağlık heyetini çok aşırı suçluyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani taraftarımız sağlık heyetini Fenerbahçe'ye neredeyse ihanet ettiği görüşünde. Bunu size bırakıyorum. Ben çünkü buna yorum yapamayacağım. Ama şu bir gerçek. Nisan ayı Fenerbahçe için çok kritik bir ay. İnşallah Fenerbahçe Trabzonspor maçını kayıpsız bir şekilde atlatıp milli araya girerse ki inşallah girecektir. Milli ara iki hafta değil arkadaşlar. iki buçuk hafta. Yani iki buçuk hafta ara var. Çünkü milli aranın dönüşünde seçim var ülkede. Ülkede seçim olduğu için yani seçimler olduğu için o hafta sonunda maç oynanmayacak. Seçimlerden dolayı maç oynanmayacağı için hafta içine kaydırıldı o maçlar. Böyle düşünün ama belki de hafta içine değil de biraz sonraya kaydırılıp hani hafta sonuna doğru kaydırılıp Fenerbahçe'nin maçı Cuma'ya çekilip olan Perşembe bunların maçı var Avrupa'da denilebilir. Hani <laughs> Süper Kupa ertelensin ertelenmesin sözlerini de alın arkadaş. Süper Kupa'nın ertelenmesine gerek yok. Ben sizinkini ertele, hani erkene çektim falan diyecekler diye düşünün. Ben federasyonu tanıyorsan Fenerbahçe'yi susturmak adına Fenerbahçe'nin maçını Cuma'ya çeker. Yani Fenerbahçe'ye milli yara 3 hafta olur yaklaşık 3 hafta olur. Yani 3 haftadan 2 gün eksik olmuş olur ama evimizde oynayacağımız için 3 haftalık bir ara gibi düşünün. Hani Çağlar, tam manasıyla Bekava, tam manasıyla Bonucci, tam manasıyla King, tam manasıyla Mert Hakan. Hani bütün sakatlar da dönmüş olur inşallah. Milli takımda bir sakat vermezsek. PFDK geçen cezalar açıklamış arkadaşlar. Galatasaray Kulübü'nün Rize maçında taraftar neden oldu? Çirkin kötü tezahürat nedeniyle 53'e 3 PFD FDT'nin FDT 53. 3 maddesince kuzey bilmem ne güney bilmem ne numaralı elektronik kapsam bir sonraki maçta cezalı. Para cezası yok ama. İlginç. Fenerbahçe'nin de pendik maçında taraftan neden olduğu saha olayla nedeniyle 112 bin lira para cezası. Yine FDDT'nin 52'ye 3 maddesi uyarınca L blokta yer alan seyircilerin elektronik bilek kapsamında katlarının bloke edilmesi bir sonraki ev sahibi maçta oynamaz. Bu arada Pendik demişken İbrahim üzülme sen ne kadar dürüst bir insanmışsın ya. Ya senin özün sözün ne kadar doğruymuş. Sen ne kadar Allah korkusu olan bir insanmışsın. Ne kadar dürüstmüşsün. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe maçından sonra 4 tane oyuncumuz MR'a gitti. Yok sezonu kapattılar. Yok bilmem bacakları koptu. Yok annelerinden böbrek istediler. Bakıyorum Süper İstanbul maçında tam kadro çıktınız. Yani maşallah ne yedirdin ne içirdin. Herhalde Ramazan işinize yaradı. Hani Ramazan mübarek Ramazan ayı herhalde baya bir şey oldu. Yani bakıyorsun Serkan Aslan, Sekoyera, Murat, Endiaye, Mücüsün Alparslan cezalıydı. Onlar da oynamışlar. Halil Akbunar, Örkem Kaya, Tiam, Umut Nayır. Oyuna sonradan girenler <laughs> Endri Çekici, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Erencan Yardımcı, Rasul falan yedekte, Diaby yedekte. Allah Allah ya maşallah. Ya senin yalan söylediğini aklımıza bile getirmiyoruz. Da, yanlış anlama sen yalancı falan değilsindir herhalde koskoca insan. Yani milyonların gözünün içine baka baka sahtekarlık yapacak halin yok. Oyuncuları sahada yaptılar zaten yapacağını. Yerden kalkmalar, bilme, kalkmamalar, bilmem sedye çağırmalar ikide bir de. Yani yapacağını yaptık. Ama herkes kendine yakışanı yapar ya. Herkes kendine yakışanı yapar. Ne diyeyim? Neyse Fenerbahçe'ye taraftarın cezası 52'ye 3 dedik elektronik kapsam. Aynı müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarın neden oldu çirkin kötü tezahürat 53'e 3 maddesi uyarınca CDE bloktakiler elektronik bilet kapsamında girişlerin engellenmesine aynı müsabakada takım halde sportmenin ayrı olması sarı karttan 27 bin lira. Aynı müsabakada ekipman talimatına aykırılık maddesi 112 bin lira diye gidiyor. Bakın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yediği cezaları anlayın. <laughs> Her ikisi de farklı kazandı. Her ikisi de maçlarında hani nasıl diyeyim size taraftarın hakeme tepkisi oldu. Her ikisinin de maçında sinirler gergindi. Ama Fenerbahçe'nin yediği cezaya bakın. Galatasaray'ın yediği ödüle bakın. Başka bir şey demiyorum. Ha, ayrıca Galatasaray 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan kul Herkul... Herkul ne lan? Yayınlanan beyanlarda ya, oğlum bu... Arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Herkül şeyin başka bir şeyin yayın bunlar. espri yapmayın arkadaşlar. Neyse. Hakemler hakkında müsabak hakkındaki şeyden dolayı 400 bin lira para cezası. Dursun Aydın Özbek'miş tam adı. 400 bin lirayla cezalandırılmış sadece. Hak mahrumiyeti yok. Ya ne kadar güzel İstanbul ya. Vallahi ne kadar güzel İstanbul. Ne kadar güzel atınızı koşturuyorsunuz. Hiç yani Allah'tan korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz bilmiyorum. da Ne kadar güzel atınızı koşturuyorsunuz. Cemal Ersen, Dallas varı dinleyince çıldırmış. Milliyet yazarı Cemal Ersen, hakem kararlarına ilgili dikkat çeken bir yazı kalemi almış. Ben Arap mıyım ya? Bu o değil değil mi? O Cemal Ersen başka bir miydi? Ya ben Arap mıyım ya? <laughs> Adamın yüzünü her gördüğümde o cümle aklıma geliyor. <laughs> Ya evet, evet. Diyor ki devrim dediler fiyaskoya dönüştü. Var kayıtlarını açıklayacağım dedi futbol federasyonu. La Fontaine'den masalara döndü. Bir faydası oldu. TFF hakem danışmanı Hak gerçek var konuşmalarını dinleyince çıldırmış. Gerekçe mi? Sahadaki hakem ile Riva'da varın başındaki isim dışında ağzı olan pozisyonlara karışmaya başlamış. Yardımcılar, dördüncü hakem aynı anda konuşunca ortalık çarşamba pazarına dönmüş. Adam sinir krizi geçirmiş diyor. Yani uzun uzadıya bir yazı yazmış. Yazı orada bulursunuz arkadaşlar. Hakem bu oyunun günah keçisi diyordum ama artık o kadar hoşgörülü değilim diyor. Halil Umut Meler'in uğradığı çirkin saldırı gibi falan diyor. Ben Halil Umut Meler hakkında da şunu söyleyeyim. Eğer Halil Umut Meler gerçekten Okan Buruk'un yakın arkadaşıysa o yaşadığı saldırıyı hak etmiştir. Gerçekten diyorum bak. Yaşadığı saldırı. Bak Arda kardeşler bir saldırıya karışsaydı eğer bir saldırı hani bu saldırı Arda kardeşler olsaydı derdim ki hak etmiştir. Niye? Kardeşi Süper Lig'de kaleci Trabzonspor'da şimdi Hatay Spor'da oynuyor falan. Millet demiştir ulan kardeşini kolluyor şöyle böyle bizim ülkede yaparlar. Eğer bu arkadaşın da bu kankiş dolu gerçekse ki herhangi bir yalanlama gelmediğine göre abi siz milleti niye tahrik ediyorsunuz ki? Yani milleti niye tahrik ediyorsunuz? Niye kafanıza göre arkadaşlık bu? Bir hakemin herhangi bir Süper Lig'in teknik direktörüne arkadaşlık kurması mantıklı değil. Ha sahanın içerisinde güler, eğlenir, hoş hoş geldin, beş gittin. Sahanın dışı geçiniz. Geçiniz. Siz çok tehlikeli sulardasınız. Ya adamın adı Ali Koç diye hakemlikten atıldı aşağılıkta ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Adamın adı Ali Koç diye. Belki de Galatasaraylıydı. Neyse son dönemde yabancı sevdası başladı diyor. Ee, hakem tartışmalarında var üzerinden devrim dediler. Şeye dönüştü. Ben bir de yabancı hakem konusunda şunu söyleyeyim. Galatasaraylı arkadaşlar alay ediyorlar. Fenerbahçe yabancı hakem dedi. Bak ilk yabancı hakemle oynadıkları maçta yenildiler diye. Max GS. Ulan arkadaş. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanda 10-0 önde. İnşallah. Ne yaptı? İsmail Kartal Son 5 dakika kala değişiklik yaptı. 3 tane genci oyunu aldı. Bir tane gol yedi Fenerbahçe. Ona 1 bitti. Siz şey mi diyeceksiniz? İsmail Kartal'ın değişiklikleri maçı değiştirdi. Trabzonspor'un içine yaradı. Seni İsmail Kartal seni. Ah seni aptal seni falan mı diyeceksiniz? Oğlum 10-0 zaten. 5-0 olsun hadi. Akılcıl bir skor olsun. 5-1 bitsin. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Ulan adam zaten 3-0 kazanmış. Rölantinin rölantisinde maça çıkmış. Aman sakat vermeyeyim diye ona rağmen Mert Hakan sakatlanmış. Bu bizim bildiğimiz. Belki de sağlık heyeti dedi ki şu da sakatlanabilir, bu da sakatlanabilir. Aman şuna da dikkat et, aman buna da dikkat et dedi. Biz bilemeyiz. Ya hal böyleyken 0-7 Ha <laughs> yine bu 0-7 yaş Max GS'ye bir uyarı da bulunayım. Tamam. Madem Fenerbahçe eğlence konusu oluyor yabancı hakemde. İsteyin siz de yabancı hakemi. Ya düşünsene bak. Hakemler Fener'i oluyor, Federasyon hakemi oluyor. Şey, federasyon hakemi kolluyor ne lan? Federasyon Fenerbahçe'yi kolluyor. Şöyle böyle iyi yabancı hakem yok istemeyiz. O ayıp olur. Yani durum bu arkadaşlar. Faydası oldu. Şöyle böyle falan filan. Kafalarda bin tilki diye. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de futbol iklimini çirkinleştirenler federasyonmuş. Yani şu sınır dışı edilsin. Bu sınır dışı edilsin. Geçiniz bunları. Ülkeyi bölüyorlar. Şöyle böyle alacaklar. Daha Ali Kursa da ceza alacaklar muhtemelen. Ali Koç'un alacağı cezayı da iyi izleyin. <laughs> ben şunu söyleyeyim. Bu duruma bir kişinin el koyması lazım. Recep Tayyip Erdoğan. Ülkenin Cumhurbaşkanı. Olaya el koyacak. En azından diyecek ki arkadaş senin derdin ne? Ali Koç? Şu. Gel buraya. Senin derdin ne dursun? Şu. Tamam kardeşim ikilinin de derdini anladım. Sen de hakemler rakibi kolluyor diyorsun. Sen de hakemler rakibi kolluyor diyorsun. Doğru mu? Doğru anladım. Tamam. Yabancı hakem getiriyoruz. E, e, e falan diyecek muhtemelen karşı taraf. Kardeşim sen rahatsız değil misin? Fener hakem olmasa burada tutunamaz demiyor muydun? Diyordum. Bitti. Ya, e, e falan gerek yok. Bitti. Kardeşim sen Galatasaray'dan razısın. Yabancı hakem getiriyorum. İtirazın var mı? Zaten ben bunu istiyorum. Çünkü hakemler bunları kolluyor. Bunlar çörekleşmiş içeride. Bitti. Ya Recep Tayyip Erdoğan bu olaya el atarsa böyle bir şey olursa zaten halk kahramanı olur. Bir kez daha. Yani bir 15 Temmuz olmuş olur. iki bu olmuş olur. Ciddi söylüyorum ya halk kahramanlığına dönüşmüş olur Çünkü ortada bir haksızlık var. Ortada bir skandal var. Ortada çok ciddi bir skandal var. Eğer bu skandal engellemese bak seçim arefesindeyiz. Ben açık söyleyeyim. Ben hani e, bir şey olarak söylemiyorum bunu yanlış anlamayın. E, siyasi bir içerik olarak söylemiyorum ama bir vatandaş olarak söylüyorum. Arkadaş insanlar artık seçimdeki oyunu bile takımına yapılan muameleye göre değerlendirmeye başlıyor. Seçim sonucunda inanın e, bu arada Çağlar Söyüncü de milli takım arasında tam manası hazır olacakmış. Çalışmalara başlamış. Sercan Hamzoğlu da paylaşmış. Fred hazırım demiş. Maşallah biz bunları da görünce daha bir mutlu olduk. Çok çok sevindik açıkçası. Güzel olmuş. Yani durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi bir lafım var. Gidin, oynayın, kazanın ve dönün. Bu taraftara bir şampiyonluk borcunuz var. Bu taraftara, başkasına değil. De bir kez daha başarılar diyorum arkadaşlar. Sizlerden bir beğeniye rica ediyorum. Bakın bir sürü haber verdim. Yine de 22 dakika tuttu. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.